Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca. Yeni bir ders videosuyla beraberiz. Sizi görmek çok güzel. Bugün arkadaşlar kümelerde alt küme ve öz alt kümeyi işleyeceğiz beraber. Bir önceki dersimizde kümelere giriş yapmıştık. Kümeler neydi? Kümeler nasıl gösterilir? Ve kümelerle ilgili ilk girişte birkaç tane örnek çözmüştük arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar kümelerin birinci videosunu izlesinler. Bu da ikinci video arkadaşlar. Alt küme ve öz alt küme nedir? Bununla ilgili bol bol örnekler çözeceğiz. Şimdi öncelikle alt küme ile başlıyoruz. Bir A kümesinin her bir elemanı B kümesinin de bir elemanı oluyorsa. Yani bir A kümemiz var. Bir de B kümemiz var arkadaşlar. Örnek olarak şurası. Bir A kümemiz var. Bir de B kümemiz var. A kümesinin her elemanı B'nin de bir elemanı oluyorsa A kümesine B kümesinin neyi diyoruz? Alt kümesi diyoruz. Yani kapsaması arkadaşlar gördüğümüz gibi A kümesi B kümesinin neyi oluyor? Alt kümesi oluyor. Alt küme işareti nasıl gösterilir? A alt küme B'dir arkadaşlar. Şunu görürseniz alt küme olduğunu bileceksiniz. Ya da bunu şu şekilde ifade edersiniz. B A'yı kapsar. Yani B kapsar A. Bu şekilde ters C'yi görürseniz arkadaşlar bu da bir kapsamadır. Bu da bir alt küme anlamına geliyor arkadaşlar. Bir kümenin kendisi hariç alt kümelerine ne diyoruz? Öz alt küme. Yani kendisini çıkardığımız zaman alt kümelerinden kendisini çıkardığımız zaman öz alt küme olacaktır. Örneğin mesela bir kümenin 16 tane alt kümesi varsa bir tanesi de kendisi olduğu için kendisini çıkarırsak 15 tane öz alt kümesi olur arkadaşlar. Yani kendisini çıkaracağız. Kalanları öz alt küme olarak göreceğiz arkadaşlar. Alt küme simgesi şu şekildedir arkadaşlar. Küme parantezi. Yani bir elemanın alt küme olduğunu şu şekilde göstereceksiniz. A alt küme A'dır. Yani bu simgeyi mutlaka ne yapacaksınız? Koymak zorundasınız arkadaşlar. Bu simge yoksa koyacaksınız. Bu simge varsa bir tane daha koymanız lazım. Örnekte göstereceğim onu. ABC alt küme A'dır arkadaşlar. Bu şekilde gösteriliyor. Bu kağıdımızı uçuruyoruz. İkinci kağıdımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kümenin özellikleri var. Bunlar nedir? Bakacağız. Boş küme, yani boş küme dediğimiz şey arkadaşlar bu simgeyle ifade ediliyor. Boş küme her kümenin neyidir? Alt kümesidir. Yani boş küme alt kümedir, A'dır arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesi. Bunu bileceğiz. Her küme aynı zamanda kendisinin neyidir? Alt kümesidir. Yani A alt küme A'dır arkadaşlar. A alt küme B ise ve B alt küme A ise nedir? A ile B birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yani ikisi birbirinin alt kümesi ise birbirine eşit oluyor. Dördüncü özellik olarak arkadaşlar A alt küme B ve B alt küme C ise aynı zamanda A C'nin neyidir? Alt kümesidir. Yani A B'nin alt kümesi, B de C'nin alt kümesi ise A da C'nin alt kümesi olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. SA n olmak üzere. SA dediğimiz nedir arkadaşlar? A kümesinin eleman sayısı. Birinci derste anlattık. SA dediğimiz şey A kümesinin eleman sayısı. SA eşittir n olmak üzere. A kümesinin alt küme sayısını nasıl gösteriyoruz? 2 üzeri n şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela diyelim ki A'nın 3 elemanı varsa alt küme sayısı 2 üzeri 3'tür. Öz alt küme sayısı nedir? 2 üzeri n eksi 1. Yani çünkü nedir? Kendisini çıkaracaktık. Öz alt küme dediğimiz şey kendisi hariç alt kümeleriydi. Kendisini çıkaracağız. 2 üzeri n eksi 1 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Burası önemli. Bir de R elemanlı alt küme sayısı. Yani mesela diyelim ki bir kümemiz var 5 elemanlı ama biz bunun 3 elemanlı alt kümelerini arıyorsak buna ne diyoruz? N'nin R'li kombinasyonları diyoruz. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Devam ederseniz, izlerseniz onu rahatlıkla göreceksiniz. Bununla ilgili örnekler var. Kafanızı yormayın. Başka yerde göremeyeceğiniz çok güzel örnekleri anlatacağım burada. Şimdi N'nin R'li kombinasyonları şu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Bunun da kısa yolunu anlatacağım size. N faktöriyel bölü N eksi R'nin faktöriyeli çarpı R faktöriyel. Örnekte bunu çok rahat anlayacaksın evlat. N'nin sıfırlı kombinasyonu N'nin N'li kombinasyonlarına eşit. O da neye eşit? 1'e eşit arkadaşlar. Bunlar önemli örnekler.
N'nin birli kombinasyonu aynı zamanda neyi eşit? N'ye eşit. Bu da neyi eşit? N'nin n eksi birli kombinasyonlarına eşit. Bunlara bakacağız arkadaşlar. N'nin sıfırlı kombinasyonu, N'nin birli kombinasyonu, N'nin ikili kombinasyonu. Bu şekilde N'nin n'li kombinasyonu neye eşit? 2 üzeri n. Yani nedir bu 2 üzeri n dediğimiz şey? Alt küme sayısına eşit oluyor arkadaşlar. Örneklerde bunları göreceğiz. O zaman daha iyi anlayacaksın evlat. Devam ediyoruz. Bu kağıdı geçiyorum ama burası önemli arkadaşlar. Burayı not edin. Ondan sonra örneklerde nasıl çözdüğümüzü görün. Videoyu izlerken arkadaşlar not ederek çalışırsanız sizin için faydalı olur. A, B, C kümesinin alt kümeleri nelerdir? Öz alt kümeleri nelerdir? Buna bakalım örnekler arkadaşlar. Şimdi alt küme nedir arkadaşlar? Dedik ki alt küme yapmak için şöyle bir simge koymamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla A'nın mesela bu eşittir bir A kümesi olsun. Ne olacak arkadaşlar? O zaman birincisi boş küme. Her kümenin neyidir? Alt kümesidir. Bir kere boş küme olacak. Yani boş küme alt kümesidir. Neyi olacak? A'nın olacak. Başka ne var? Simgeyi koyalım. A. Alt küme A. Başka ne var? B. Alt küme A. Bir de başka ne var? C. C'nin zaten küme parantezi var. Bir tane de sen koyacaksın. Yani iki tane küme parantezi olacak. Alt küme A. Peki kaç tane oldu? 4 tane oldu. Kaç tane olması gerekiyor? 1, 2, 3 tane. 2 üzeri 3'ten 8 tane olması lazım değil mi? Alt kümeyi neyle ifade ediyorduk? 2 üzeri n. Yani 2 üzeri 3, 8 tane olması lazım. Peki başka alt kümeleri var mıdır? Tekli alt kümeleri aldık. A, B, C'yi aldık. Bir de boş kümeyi aldık. Peki ikili alt kümeleri nelerdir? Yani ne olacak? A ile B, alt küme A. Bir de ne olacak? A ile C, alt küme A etti 6. Bir de ne var? B ile C var değil mi? B ile C'nin zaten küme parantezi vardı. Bir tane de ben koyuyorum. Alt küme A. 7 tane etti. Bir de nedir? Kümenin kendisi değil mi? Kümenin kendisi. Yani A, B, bir de C, alt küme A. Yani boş küme her kümenin alt kümesi ve kümenin kendisi de alt kümesi oluyor arkadaşlar. Öz alt küme nedir? Öz alt küme için şurayı çıkarırsanız çünkü kümenin kendisini çıkarıyorduk. Kalanları öz alt küme oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar alt küme sayısı 8 tane 2 üzeri 3'ten 8 tane alt kümesi varken bunun öz alt küme nedir? 2 üzeri 3 eksi 1'den 7 tane öz alt kümesi oluyor arkadaşlar. Bu örneği anladık değil mi? Bu şekilde arkadaşlar bunları tek tek yazmak yerine bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Öz alt küme sayısı 127 olan bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayılarını bulalım arkadaşlar. Şimdi öz alt küme sayısı ne? 127. Öz alt küme neydi? 2 üzeri n eksi 1'di değil mi? Yani çünkü alt kümeden 1 eksikti. 127 ise eksi 1 atalım karşıya. 2 üzeri n ne olacak? 128 olacak. Peki 128'i 2'nin kaçlı şeklinde yazabiliriz? 2 üzeri 7 değil midir? Buradan n ne çıkar? Buradan n 7 çıkar değil mi? Peki ne istiyoruz? Bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayılarını. Bu da nedir? N'nin r'li kombinasyonları. Yani 7'nin ikili kombinasyonunu istiyoruz. Peki bunu bu şekilde bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Yani bunu 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel yani 7 eksi 2'den 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bu şekilde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar bunu daha rahat nasıl bulabilirsiniz? Bunu size öğreteceğim. Şu 7'yi görüyor musun? 2'yi görüyor musun? Diyor ki 7'yi aşağıdaki 2 kadar yani aşağıdaki kadar geriye sar. Yani ne yapacağız? 7 çarpı bir tane daha geriye sardım 6. 2'yi de 1'e gelene kadar geriye sar. 2 çarpı 1 arkadaşlar. 7 kere 6 42. 2 kere 1 2. 42'yi 2'ye böldüm. Ne olacak? 21 olacak. Yani bunu da yaparsanız aynısını bulursunuz. Hocam anlamadım. Anlatayım evlat. Şu 5'i 2 defa geri sar. 5 çarpı 4. 2'yi de 1 olana kadar geri sar. 5 kere 4 20 bölü 2'den
10 çıkacaktır. 7'yi 4 defa geri sar. 7, 6, 5 ve 4. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. 4'ü de arkadaşlar nedir? 1 olana kadar. 4, 3, 2, 1. Şu 4 bu 4'ü götürür. 3 kere 2, 6'dır. Bu da bunu götürür. 7 kere 5 nedir? 35'tir. Anladın mı evlat? Bu şekilde rahat arkadaşlar formülü ezberlemek yerine bu mantığı öğrenirseniz çok rahat çıkacaktır. Devam ediyoruz. Geldik 3. soruya arkadaşlar. 5 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt küme sayısı nedir arkadaşlar? En az ve en fazlaya dikkat edeceğiz. En az dediğimiz şey şu, yani en az 3 elemanlı olacak. Yani 5'in 3 elemanlısı artı bir de 5'in neyi vardır? 4 elemanlısı vardır. Bir de 5'in 5 elemanlı alt küme sayıları, yani en az 3'ten başlayacak. Şimdi bunları tek tek bulalım. 5'in üçlüsü nedir? 5'in üçlüsü nedir? 5'i 3 defa geri sar. 5, 4, 3. 3'ü geri sar. 3, 2, 1. 3'ler gider. 5 kere 4, 20. Bölü 2'den ne çıkar? 10 çıkacak. Bir de neyi var? 5'in dörtlüsü. 5'in dörtlüsü nedir arkadaşlar? 5'i 4 defa geri sar. 5, 4, 3, 2. 4'ü geri sar. 4, 3, 2, 1. 4 iç 2'ler birbirini götürür. Ne kalır? 5 kalır arkadaşlar. 5'in 5'lisi neye eşit? Bunu 5 defa geri saracağım. Bunu da 5 defa geri saracağım. Yani bu da neye eşit olacak? 1'e eşit olacak arkadaşlar. Bunları getirir yazarsak yerine 10 artı 5 artı 1'den ne çıkacak? 16 çıkacak değil mi? Bu şekilde anladın mı evlat? Çok rahat yani. 4. soruya bakalım arkadaşlar. 7 elemanlı bir kümenin en fazla 4 elemanlı alt küme sayısı. Yani en az ve en fazlaya dikkat edeceğiz. En fazla diyorsa o zaman bir kere 7'nin 0 elemanlı alt küme sayısı. Yani bu nedir? Boş kümedir aslında. 7'nin 1 elemanlı alt küme sayısı. 7'nin 2 elemanlı alt küme sayısı. 7'nin 3 elemanlı alt küme sayısı. Bir de ne var? 7'nin 4 elemanlı alt küme sayısı arkadaşlar. Bununla ilgili bunlara bakalım. 7'nin sıfırlısı nedir? Tabii ki 1'dir. 7'nin birlisine tabii ki 7'dir. 7'nin ikilisine, 7'nin ikilisine bakalım. 7'nin ikilisi nedir? 7 kere 6 bölü 2 çarpı 1'den 42 bölü 2'den ne çıkacak? 21 çıkacak. Burası da 21. 7'nin üçlüsü 7'nin dörtlüsüne eşit. Bu nereden çıktı? Öğreteceğim bunu arkadaşlar. 7'nin üçlüsü nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5'ten 3 çarpı 2 çarpı 1'den burası 6 burayı götürür. 7 kere 5 nedir? 35. 7'nin dörtlüsüne bu da 35'tir arkadaşlar. Neden? Bununla ilgili bir örnek çözeceğim zaten arkadaşlar. Ama şöyle bir anlatayım. Şimdi 7'nin üçlüsü 7'nin dörtlüsüne neden eşit? Arkadaşlar şu alttaki sayıları görüyor musunuz? Bunların toplamları eğer yukarıdaki sayıya eşitse bunlar da birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bununla ilgili bir örnek var zaten. Onu anlatacağım size. Devam edelim. 35, 35, 70, 91, 92 ne olacak? 99 olacak. Anladın mı evlat? Bu şekilde kombinasyonu da öğrenmiş oldun. Çok rahat mantığını öğrenirsen yaparsın. Sen zehir gibisin. Geldik 5. soruya arkadaşlar. 4 elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısı 2 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını, en çok 3 elemanlı alt küme sayısını, en az 4 elemanlı alt küme sayısını bulalım. Yani şimdi birincisi şurayı bir anlayalım. 4 elemanlı alt küme sayısı, yani N'nin 4 elemanlı alt küme sayısı N'nin ikili alt küme sayısına eşitmiş. Ne dedik? Aşağıların toplamı yukarıya eşit olmalı. Eşitse, bunlar eşitse madem, o zaman bunların toplamı yukarıya eşit olur. Buradan N ne çıkar? Buradan N bir kere 6 çıkar. Demek ki 6 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. O zaman A'yı çözelim. 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? 6'nın üçlüsü. Bu da nedir? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani 1'i yapmasak da olur. Çünkü ne, bir anlam ifade etmiyor. 5 kere 4,
20 çıkar buradan. Anladın mı evlat? Bu şekilde. Peki B'ye bakalım. En çok 3 elemanlı. O zaman ne olacak? 6'nın sıfırlısı. 6'nın birlisi. 6'nın ikilisi. Ve 6'nın üçlüsü lazım bana. Burası 1'dir. Burası 6'dır. Burası da 6 kere 5 30 bölü 2'den 15'tir. 6'ın üçlüsünü buldum. Burası da 20'dir. Eşittir ne olacak? 35, 36, 42 olacak değil mi? Sen bunları kendin ayrıntılı bulursun artık. Yaparsın. Yaptığımız birçok örnek var. Onlardan bakarsınız arkadaşlar. Bakalım şurada C'yi bulalım. En az 4 elemanlı. O zaman ne olacak? 6'nın 4'lüsü. 6'nın 5'lisi. 6'nın 6'lısı. Şimdi bunu bulmakla uğraşmayacağım. 6'nın ikilisi nerede? Bu. Çünkü 6'nın 4'lüsü 6'nın ikilisine eşit. 6'nın ikilisine 15. Getirip yerine koyacaksın. 6'nın 5'lisi neye eşit? 6'nın 1'lisine eşit. Unutmayacaksınız. Yani 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşit arkadaşlar. Bunların toplamı yukarıyı veriyorsa eşit olur. 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisi. O da nedir? 6'dır. 6'nın 6'lısı 1'dir arkadaşlar. 16, 22 olacaktır. Anladın mı? Bu şekilde arkadaşlar bunu da geçiyoruz. Sizin için çok güzel sorularım var dedim ya. Arkadaşlar çok önemli mevzular bunlar. Emin olun bunlar her yerde çıkar. YGS'de, LYS'de, sizin okuldaki sınavlarınızda bunlar her yerde çıkar. Bunlar çok önemli evlat. Burayı bir daha anlatayım arkadaşlar. Kaç tanesinde A elemanı vardır? Böyle bir kümemiz var. A, B, C, 1, 2, 3 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı vardır? Şimdi A elemanını istiyorsa ne yapıyoruz? A elemanını çiziyoruz arkadaşlar. İstenilen şeyi çiziyorsunuz. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. 2 üzeri 5, 32'ye eşit. 3 elemanı vardır. Ne yapacağız? A, B, C, 1, 2, 3. 3'ü çizeceğiz. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. 2 üzeri 5'ten 32. Bu şekilde evlat. Anladın mı? Devam edelim. C elemanı bulunmaz. Şimdi bakın aynı mantık arkadaşlar. Hepsinde aynı mantık. A, B, C, 1, 2, 3. İster bulunsun desin, ister bulunmasın desin. Ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Geriye kaç tane kaldı? 5. 2 üzeri 5'ten 32. Güzel değil mi? Sevdin yani. Çok zevkli arkadaşlar. A var, B yoktur. Devam edelim. Devam edelim. Çok hoşuna gidecek. A, B, C, 1, 2, 3. Şimdi A var, B yok. O zaman çiziyoruz arkadaşlar. Var veya yok fark etmez. Çiziyoruz. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane. 2 üzeri 4'ten 16. Bak şimdi 1 ve 2 bulunur. Şimdi 1 ve 2 kümeyi çizelim arkadaşlar. A, B, C, 1, 2, 3. 1 ve 2 mi diyor? O zaman 1 ile 2'yi çiziyoruz arkadaşlar. Geriye kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? 4. 2 üzeri 4'ten 16. Ha, nereye kadar? V yaya kadar arkadaşlar. V yayı gördüğünüzde ne yapacaksınız? Bir kere duracaksınız. Veya haricinde ne varsa arkadaşlar bu anlattığım yöntem kesinlikle geçerlidir. Yani istenilen, istenilmeyen ne varsa çiziyorsun, kalanların kümelerini alıyorsun, oluyor bitiyor. Alt kümesini alıyorsun, oluyor bitiyor. Ama veya işin içine girince işte biraz sıkıntı var. Şimdi veya ile ilgili şöyle bir özellik var. Neymiş? Tüm durum eksi 1, 2, 3 bulunmayanlar. Yani tersten düşüneceğiz arkadaşlar. A veya B'yi diyoruz ya. Şimdi tüm durum ne? Kaç tane var? 6. 2 üzeri 6'dan tüm durum ne? 2 üzeri 6. Eksi. Bir de ne diyor? A ve veya B bulunur diyor ya. Bulunmazı bakacağız. Yani fark etmez. Ne yapacağız? Bu sefer A ile B'yi çizeceğiz. A ile B'yi çizersek kaç tane kalır? 4. 2 üzeri 4. Bu şekilde tersten okuyacağız arkadaşlar. Tüm durumdan bulunanları çıkaracağız. Bulunanları nasıl yapıyorduk? Çiziyorduk. Kalanların üstüne alıyorduk. 2 üzeri 6 nedir? 64. 2 üzeri 4, 4 ne? 16. Geriye kaç tane kaldı? 48 tanesinde A veya B bulunur. 1 veya 2 veya 3 bulunur arkadaşlar. Tüm durum ne? 2 üzeri 6. Eksi. Bulunanları çıkaracağım. Yani 1'i, 2'yi ve 3'ü çizeceğim. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane. 2 üzeri 3. Burası nedir? 64. 2 üzeri 3 ne? 8. 8.
ne kalır? 56 kalır. Burası çok önemli arkadaşlar. Sevdin değil mi burası? Burası çok zevkli arkadaşlar. Özellikle şu çizme kısımları var ya. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çiziyorsunuz, kalanları alıyorsunuz. Çiziyorsunuz, kalanları alıyorsunuz. Bulunur bulunmaz fark etmez. Burası önemli. Bunları iyi not edin. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soru güzel sorular değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinde. Ha bu sefer 3 elemanlara bakacağız arkadaşlar. Bir öncekini hatırlayalım. Neydi? Kümesinin alt kümelerinde. 3 elemanlı falan yoktu. 3 elemanlı işin içine girince ne olacak? Ona bakalım. Ve bu konuyu bitirelim, devam edeceğiz. Kümelerde işlemler, birleşim, kesişim, tümleyen, fark bunları da diğer derste anlatacağız arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda. Şimdi 3 elemanlı alt kümelerinde ne istiyoruz? 2 elemanı bulunur. Şimdi bir kere bana 3 elemanlı lazım değil mi? 2 bulunacak mı? Geriye kaç tane kaldı? Geriye 2 tane kaldı. Bana kaç tane lazım? 2 tane lazım. Çünkü niye? 2 elemanı kesin var. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. E şimdi 2 kesim varsa 2'yi ne yapacağım? 2'yi çizeceğim. 2 haricinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldı. O zaman nedir? 5'in ikilisi. 2 tane lazım olduğu için. 5'in ikilisi nedir? 10'dur. Anlamadın mı? Devam edeceğim. 3 elemanlı kümelerin kaç tanesinde? 2 elemanı bulunmaz. Yani şimdi ne yapacağım bir kere? 2 elemanlı çizmem lazım. Yani burada arkadaşlar bunları anlatacağım. Şurada devam edelim anlarsın şimdi. Şimdi kümeyi yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ne istiyoruz? 2 elemanı bulunmaz. Şimdi 2 elemanlı çizdim mi? Çizdim. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. 2'nin 5'lisi hocam. Hayır. 5'in üçlüsünü istiyor. Burası önemli. Bak 3 elemanlı dediği o yani. Ne lazım burada? 5'in artık üçlüsü kaldı. O da 5'in ikilisine eşit. O da nedir? 10. Devam edelim. 1 bulunur, 3 bulunmaz. Şimdi bak 3 elemanlı lazım. Hepsi 3 elemanlı olacak. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi ne istiyoruz? 3 elemanlı bir şey lazım. 1 olacak. Geriye 2 tane lazım ama 3 olmayacak. Dolayısıyla 1 ile 3'ü çizmiş olacağım. 1 ve 3 gitti. 1 gitti, 3 gitti. Çünkü 1 buraya geldi ve 3 de olmayacak. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane kaldı değil mi? E 4 tanesinden kaç tanesi lazım bana? 2 tanesi lazım. O yüzden nedir? 4'ün ikilisi 4, 3, 12 bölü 2'den 6 olur. Bunlar çok önemli konular arkadaşlar. Kesinlikle yazılarınıza, sınavlarınıza YGS ve LYS'de bunlar çıkar arkadaşlar. Önemli bunlar. 1 ve 3 bulunur. Şimdi bak iyi izle beni. 1 ve 3 kesin olacak. Geriye kaç tane kaldı? 1 tane lazım. Çünkü bana 3 elemanlı diyor. 1 tane lazım. 1 ile 3'ü kesin çıkardım. Çünkü var. Geriye kaç tane var? 1, 2, 3, 4. O zaman neyi lazım? 1 eleman lazım bana. 4'ün birlisi. O da nedir? 4'tür. 1 veya 3 bulunur. Arkadaşlar burada tüm sıkıntılar veya üzerine. Veya önemli, burayı unutmayın. Veya neymiş? Tüm durumlar eksi 1 ve 3 bulunmayanlar. Ne yapacağız? Tersten düşüneceğiz. Tüm durumlar neydi? 5'in üçlüsü. Tüm durum dediğimiz o. 5'in üçlüsü eksi nedir? 1 ve 3 bulunanlar. Şimdi bana ne lazım? 1 ve 3 olacak. Yani 1 ve 3 zaten var. 1 ve 3 bulunanlar kaç taneydi? 4 taneydi. 5'in üçlüsü eksi 4 arkadaşlar. 5'in üçlüsü nedir? 10. 10 eksi 4'ten 6 olacak. Burayı anladın mı? İyi izle, iyi yorumla. Tekrar et, anlarsın arkadaşlar. Burası önemli veya çok önemli arkadaşlar. Burayı anladın mı? İyi tekrar edersen, çevirir bir daha izlersen ve not alarak izlersen anlarsın arkadaşlar. Anlarsın arkadaşım. Bir önceki madde ile bağlantılı. Bir önceki maddeyi anla. Ondan sonra burayı çok rahat anlayacaksınız. Bu ders bu şekilde arkadaşlar. Sonraki konu kümelerde tümleyen, kesişim, birleşim, fark. Kümelerde işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. En kısa zamanda gelecek evlat. Bir yere ayrılma. Bir sonraki dersimizde
Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.